Bunların bugün bana adil puan vereceklerini hiç düşünmüyorum. Hakkaniyetli konuşmuyorlar, şimdiden başladılar. Yani boş yapmaya. Bilgileri yok. Konuşuyorlar. Bir konuya daha ineceğim. Hadi menümü geçti. Dediğim gibi kıskandınız beni başarılı olduğum için. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz neden Samet Bey'i bugün koruyorsunuz? Ben Samet Bey'e güldüm. Siz neden atladınız? Ama benim için yorum yaptı. Yani hayır. Benim için yorum yaptı sizin her şeyiniz. Güzellikten sonra yaptığınız evet, için yaptım. Ben cevap verdim. İkinci niye onun ağzı yok mu? O versin. İkinci ben ona güldüm. Olabilir. Benim menüme güzel dedi. Onun üstüne güldünüz siz. İkinci bir konu. Biz sizin menünüzde hiçbir şey beğenmediğimiz halde ikimiz 5 verdik. Kesinlikle. Ana yemeğinizi 2-3 olarak puanlanan yemeğinizi beğendi halde 4 verdi. Yedime dalga versin geçti. Bu maydanozlu süsleme yapılıyor restoranlarda dediğinde bizimle. Siz gelmişsiniz Samet Bey sanıyorsunuz, Murat Bey sanıyorsunuz bize. Doğru mu? Doğru. Doğru değil. Adil mi yaptığınız peki? Değil. Hayır alakası yok. Ben şu anda Samet Bey'e diyorum. Samet Bey böyle diyor ya daha iki yarışım. Ben ona takıldım. Daha iki yarışmada direkt Banu Hanım diyor. Banu Hanım 4-4'lük yaptı. Ne yapmış ki? O kadar basit şeyler yaptın ki. Bir saniye. Herhalde herkes ben onu yaparak düşürür. Ben 5 verecektim 8 verdim demiyor. 7 verecektim 6.5'dan 7 verecektim 1 puan yükselttim diyor. Aynen öyle. Ki ben de tepkimi verdim. Keşke dedim 7 verseydin dedi. Banu Hanım bak şimdi burada şimdi ben Hanif Hanım'ı zıt düşürüyorum ama bu konuda doğru söyledi. Ben dün de aynısını söyledim. Daha hani yemek daha çorba ilk başladık. Bismillah hemen dediği gibi ben birinci olmazsam Banu Hanım birinci. Ama olabilirdi. Ama yanlış kelime kullandı. Yanlış ifade etti. Kesinlikle yanlış oldu. Ben de öyle algıladım ilk. Ben de dedim daha iki yarışmacı var. Evet. Fakat şimdi bazen yarışmada bazı yarışmacıların gönlünde yatan ama bir kişi oluyor kendi hariç. Onun da Samet. Ben onun... de Samet yani. Ya olabilir tabii ama işte yanlış anlaşılmaya müsait bir durumu takdir edersiniz ki. Ama yani bazen diyor ki ben olamayacaksam bari o olsun da diyebiliyorlar. Evet. Yani rastladığımız bir şey bu. Söyleyin ama hani beşlik bir masaya sekiz vermedi ama ay, ben de onun altını silmek istiyorum. Yediyi verecektim sekiz verdim. Herkes sana bir puan deyip geçmeyelim. Şöyle de bir şey var. Lütfen yani, bir puan da çok şey ama ben kabul ettim mi? Keşke dedim yedi verseydiniz bana bu yorum yapmasaydınız beni kırdınız dedim. Allah'ım sen de bunu söyledin. Söylediniz. Şöyle söyleyeyim. Ben gündelik hayatımda da insan ilişkilerinde kuvvetli bir insanımdır. Biraz sohbet ettikten sonra benim günümde, kendi evimdeyken kimin neler yapabileceğini az çok ben sezimledim zaten. Hafta başından beri gözlemliyoruz arkadaşlar birbirimizi. Kesinlikle. Yani ben şunu da söyledim Banu Hanım'ın gününde. Bugün kahvaltı yapmadan geldim dedim. Onun dışında hep tok geldim. Teşekkür ederim. Yani bugün de çok çok hafif bir şeyler atıştırıp geldim. Çünkü Murat Bey'den de beklentimiz büyük. Çünkü gerçekten kusura bakmayın sizi kırmak hiç istemiyorum. Ama inanın neler çıkarabileceğinize hem Aynur Hanım'ın hem sizin önden sezimledim açıkçası. Allah Allah. Bazen kesinlikle. Çok sürpriz olabiliyor ama. Ben ama bazen sezimledim. Aksilikler olabiliyor. Her zaman Murat Bey rakip bir de şefimizden çok yüklü beklenti dedim. Yanlış anlamayın. Şefimiz derken kendisinden haber alan var mı Murat'tan? Ay, evet. Gelecek birazdan. Bandan 10 dakikayı geçti mi? Vardı. 10 dakikayı geçmemeli. 6 dakika olmuş. Tamam. Ben bu sunumu için 6 dakika olmuş daha yapalı yani. Güveç getirmiyorum. Sana tabak hazırladım sıfırdan. Hanif Hanım ve Aynur Hanım ev hanımı. Eminim ki bizlerden daha neler döktürüyordu. Tabii ki canım. Ondan eminim. Tecrübe başka bir şey deneyim. Ama Zuhal Hanımcığım bizler şimdi mutfakta zamanla yarıştığımız için sonuçta domates, salatalı, mantarı doğramıyoruz. Önümüze göre birleşip veriyoruz zamanla. Tabii ki. O atmosfer alışkın olmadıkları için hani yetiştiremezler, borcalayabilirler diye düşündüm. Tökezlemeler olabilir tabii ki. Canım. Ben de eminim normalde hani Fehmi evet. Baklavayı şahane yapacağım. Ya da lahana sarması. Yani lahana sarması güzeldi. Ama lahana güzeldi. Hamsili pilav, yalnız söyledim. Hamsili pilav, pişme sorunu. Hep şef diyoruz ya, en büyük şefler ev hanımları zaten kesinlikle. Baktığımız zaman. Evet. İşte sırf o atmosfer alışkın olmadıkları için bunlar oldu zaten. Evet. Valla benim annem diye demiyorum, yiyenler de der bunu. Bir yani eğitimi yok ama aşçı gibidir yani adeta. Tabii ki. O başka bir şey, aşçı demiyorum tabii ki ama yani muhteşemdir. El lezzeti, çeşitlendirmesi, şeyleri yani seviyor yemek mutfağı. Yemek evet. Yemek kadın 8 yaşından beridir mutfağa giriyor yani, giriyormuş. Evet. Yani ben çok küçük başladım. Annemle tabii ki tanıştığımda annem 19 yaşındaydı. Ama benden evvel de yani çok çocukken de rahmetli anneannem bile sokmazmış onu mutfağa ama o girermiş yani öğrenmek için. Çok karıştırmazmış anneannem mutfakta onu ama o böyle kıyıdan köşeden sokuşturdum kendimi bakardım diyor ne yapıyor diye ilgisi var. Yani gitsin restoranda bir şey yiyelim ertesi günü yapıp getiriyor bize. Evet. Evet ne getirdin bu arada? Salatalarımı. Infinito.
Infinito geldi. Ah sen bugün sana oturmak da yok. Yardım edebilir Murat Şurada Bey. Şurada tüyümsü biraz bir şey daha... var ama emin olamadım. Hani şundan. Nasıl? Biraz ağır geliyor. Çiğ geldi. Tatlım valla onu benim görmem mümkün değil. Gözler benim yakınlar kötü. Ne? Bir ayır tabağın kenarına. Köpüğün içine gömüldü ama bu... Tüy. Tüy gibi bir şey. Ne oldu Samet Bey ne çıktı? Tüy çıktı. Tüy mü çıktı? Evet. Hep Samet ben göremedim. Ya Samet, soğan var içerisinde. Ha bir şey bilir. Kıyafetler de uçmuş olabilir. Sakal mı diye kontrol ettim. Bir ürün mü çok iyi görmüyor. Çıkması. Yok sorun yok. Dediğim gibi. Samet Bey zaten hep size çıkıyor vallahi. Hep siz arıyorsunuz. Değil ya. Mi? Hep böyle bir şeyler arıyorsunuz. Şuradan, arıyorsunuz. Hep şuradan size hemen koparıp attım. Bilmiyorum şey yapmak için. Ne oldu Aynur? Ben de çok çiğ et yiyemem bu arada. Ben de hep large tercih ederim kırmızı eti. Medium. Medium. Ekstra pişmiş tercih ederim. Yedin mi ki? Yememişsin ki. Yiyemiyorum ki. Yiyeceksin, mecbursun. Su iç. Tamam eti ben de yiyemedim. Kırmızı et zaten zor yerim ama... Tamam az i̇yi pişmiş olabilir. İyi pişmiş kesinlikle. Bazı etlerin böyle pişmesi gerekir ama tabii ki. Tabii kesinlikle. Ya Murat, alert alert. Evet, infinito. Ne? Anlat bize yemeğini hem seyircilerimize hem... İki salçayı da getireyim anlatayım. Tamam ama onları da getir anlatacağız. Greçka'yı biliyor musunuz? Kara buğday. Evet. Tamamdır. Kara buğday salatası diyelim. Narlı, greçka. Kestane püresi mi vardı bunun içinde? Zemininde kestane püresi var. Kestaneyi haşladım. Kara buğday bu arada oldukça lezzetsiz bir malzeme. Evet. Henüz tatmadım. Tadını vermek zor. Tek normalde başına çok tatsız. Narlı yenince güzel geliyor. Tuzla kaynayınca tuzu çektiği için de bir arama oluşuyor. Nar da var. Ben de çorbasını yapıyorum. Sarımsak, sol, soğanı bol koyarım. Kestaneyi haşladınız değil mi? Evet. Bu güzel. Ana yemeğimizde infinito'da da... Evet. Anlat. Ay evet. Altındaki mısır püresi. Daha sonrasında o beyaz olanlar köpük. Soğandan köpük yaptım. Bir saat falan kaynadı o da. Daha sonrasında etimiz iyi pişmiş bir et. Bu. Hayır evet. Pişmemiş. Pişmiş. Yanlış anlamayın Murat Bey. Gerçekten pişmemiş. Bu et pişmemiş mi? Pişmemiş. Evet. Pişmemiş. Yani tadınca anlayacaksın. Salatanın tadı çok güzel olmuş. Vallahi yine aynı şeyi söyleyeceğim ama. Mantarı çok güzel olmuş mantarı ama etiniz güzel olmuş. Şimdi gitmediğimiz restoranlarda belki böyle veriliyordur ama evet. Alışmışız da cızmız etleri. Gittiğimiz restoranlarda cızmız bu etleri. Eti bir şey söylemeyeyim. Bu eti ben verseydim bugün müşteri yüzüme fırlatırdı bu eti. Bu et gereğinden fazla fazla pişmiş bu. Bir et. Et yiyen bir ama insan işte efendim, bunu yapar yani. Ya yok şimdi ben alışmışım bir dana madalya döndük. Of. Çıtır çıtır. Bir şey söyleyeyim ben eti getirirken tedirgindim ha fazla pişmiş demesin. Ya. Normalde standart bir insan orta yer. Ben dedim ki ortanın iyisini yapıp ben orta iyi değil mi dedim. Orta iyi diye ben de gördüm. Hayır. Yani. Ama onlar ortadan bile az diyorlar. Bilmiyoruz ya Zuhal yemedi ki daha önce böyle bu bir et. Bu etin ortasındaki pembelik zaten etin genetiğinde olan. Çiğ bu. Pişmemiş ki. Çiğ çiğ bu et çiğ. Zor. Bu etle bugün siz çiğ diyorsanız cidden bana puan vermeyin. İstemiyorum puanınızı. Murat Bey, cidden tek bir şey söylemek istiyorum. Hayır çok bütün, saçma hayır, bütün yarışmacılara bakın. Bir de benimki daha et yani şey, evet, kırmızı. Gerçekten bakın şimdi hepsine bakın. Gerçekten. Evet, Aynur Hanım çok daha kırmızı. Bu ete baksana. Pembelik ama yok. Ama siz bir şey diyor musunuz Murat ya, Bey? Size güzel, güzel gelsin diye ortasından verdim. Ay herkesin bana onu verseydin keşke ben miyim ben? Yapma gözünüzü seveyim ya. Sen o zaman bilmiyorum nasıl bir et yiyorsun ben ya. Ben sana harcıyım çünkü. Belli yani. Evet. İzin varsa yoksa kavurma. Bakın. Lüks restoranlarda bir etini bir anlat. Ne eti bu? Nasıl pişirmek istedin? Neyi hedefledin? Etimiz bonfile Zuhal Hanım. Evet, evet. Etimi mühürlemeden önce tavamı iyice kızdırdım. Daha sonrasında bunu marine ettim çırken. Evet. Yağını verdim, tuzunu, karabiberini. Etimi mühürledim. Daha sonrasında da fırına verdim. Yaklaşık bir saat pişti bu et. Bir saat bonfile pişmesi bana saçma geldi ama herkese hitap etsin diye bu şekilde pişirdim. Daha sonrasında da fırını kapattım. Kendi sıcaklığıyla da bekledi. Ha ben verirken size tedirgindim. İyi pişmiş, çok iyi pişmiş diyeceğinizi ümit ediyordum. Hani insan orta sever, orta iyi sever. Ha, bu çok iyi bir pişmiş bir. Demek ki biz çok kanlı geldi mi? Kan evet bana mı? Kanlı geldi. Bakayım, gerçekten zor. Kes bakayım yani. Sen kanlı. Yemedin ki doğru dürüst. Bakın ama yani. Sen yemedin ki. Kenarlarından yiyin aynı anı bari. Kenarlarından yani. Yiyin. Hiç yemedin ki doğru. Ben de kenar yedim. Kesilmiyor yani yanlış anladım ama. Kesilmiyor mu? Bende mi bir sıkıntı var? Sizinki kesmeden. En iyi. Biz kestik. Sizinki en iyi. Aa bakın sizinkini bana bak, daha ferme dikkat edersiniz. Bakın yanlış anlamayın. Kesin yumuşacık bonfile bu. Kanlı değil ki hiç hayatım az pişmiş. O pembeliği sen yanlış algılıyorsunuz ama neyse. Tamam mı? Daha sert bir et. Hani daha az pişirirsin ama içi şöyle durur. Tamam mı? Bonfile biraz daha pembe bir et.
Bu yüzden bonfile çok pişirdikçe bir şey söyleyebilir miyim? Ağzınızda geviş getirir. Tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Ben kendi menümde kuşbaşı almadım, riske girmedim. Düdüklü fobim vardı. Tamam. Bonfileden yaptım. Hem lezzetlidir. Tamam. Çok severim bonfileyi ama ben. Ama kuşbaşı. Böyle miydi? Şey. Kestirdim, pişirdim. Kuşbaşı işte. Şeklinde. Sen şu an fine dining'e tabak diyorsun. Sen de böyle tavaya koysaydın. Ama bu bütün bir... Aynı şey değil de Allah aşkına. Aynı şey bütün bir et yani. Evet yani. Siz bu o şekilde yapın yani. Evet, esnaf lokantasında. Evet. Para demeyeceğim. Yani.